Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Araba Oto sponsorluğunda BMW'nin 418D aracını size tanıtacağım. Baştan sona bir incelemede bulunacağız. Sıfırdan 100 km testini yapacağız. BMW 418D aracının özellikleri nelermiş, gerekli bilgilere sahip olalım. Arkadaşlar BMW 418 aracının size hemen şöyle anahtarını göstermek istiyorum. Anahtarı şu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Sade şık bir tasarım yer alıyor. Açma kapama ve bagaj açma tuşundan ibaret bir anahtarı var. Anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız giriş özelliği yer alıyor. Şöyle hemen size farlarından bahsetmek istiyorum. Bizenon LED farları mevcut aracın. Bizenon LED farlar sayesinde arkadaşlar daha iyi yol görünümü, geceleri daha iyi yol performansı sağlıyor. Yoldaki gidiş alışkanlıklarınıza göre, sağa veya sola direksiyonu çevirmenize göre farlar adaptif olarak bunu takip ediyor. Karşıdan gelen araçların da ışıklarına göre kendi konumunu ayarlayabiliyor. M-Power jantları mevcut üzerinde. BMW 4 serisi kupede bunu tercih etmiş. Yan tarafa doğru devam ediyoruz. Köpek balığı görünümünü sağlamak için hemen şu yan tarafta bulunan solungaç görünümünü yakalamaya çalışmışlar. Zaten BMW'nin de tasarımında olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Hemen üst tarafta katlanır aynalar ve ısıtmalı elektrikli aynalar yer alıyor. Bastığınız zaman zaten şöyle hemen katlayacak aynalarını kumanda üzerinden açıp kapama yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bastığınızda da tekrar aynalarını kapatabiliyor. Kupe dedim ama şöyle söyleyeyim, Grand Coupe olarak geçiyor. Bunun da sebebi arkadaşlar arka bagaj kapağı. Bagaj kapağının camla beraber bir bütün olması sayesinde bagajı komple açtığınız zaman camla bagaj aynı anda açılıyor. Onu da yine anahtar üzerinden yapabiliyorsunuz. Şöyle bastığım zaman göreceksiniz, bagajı camla beraber bir bütün olarak kalkıyor. Bunu da sağlamak için şuradaki iki tarafta bulunan elektrikli amortisörleri kullanıyor. 418 litre bir bagaj kapasitesine sahip. Şuradaki tuş yardımıyla da bastığınız zaman bagajı elektrikli olarak tekrar kapatıyor. Anahtar üzerinden bunu kapatma özelliği maalesef bu araçta yer almıyor. Arka taraftan devam edecek olursak arka kısımdaki LED aydınlatmaları görüyorsunuz. Daha şık bir tasarım sağlamış. Biraz da dışa doğru stopları şişirmişler arkadaşlar. Bu 418 kasasında onu da zaten daha detaylı olarak görüyorsunuz. Tamponundan biraz size bahsedeceğim. Tamponda çok abartılmadan sade bir görüntü yakalanmış. Arka tarafta sade bir egzoz çıkışı bulunuyor. Büyük bir difüzör bu araçta yok. Böyle bir yapı tercih etmişler. Arka tarafı biraz daha geniş gösteriyor bu tamponlar sayesinde. 418 kasanın hemen motorundan biraz bahsetmek istiyorum size. Şöyle açacak olursam. Araç Twin Power Turbo arkadaşlar. 150 beygir güç üretiyor. 2.0 litre dizel bir motora sahip. 2.0 dizel motora sahip olmasına rağmen 150 beygir güç üretebiliyor. Bunu da sağlamak için Twin Power dediğimiz turbo teknolojisini kullanıyor. Yani egzoz manifoldlarının çift yönlü iki kanatçık yapısıyla beraber daha fazla güçlendirilmesi anlamına geliyor. Twin Power Turbo videosu da ilerleyen zamanlarda kanalda zaten gelecektir. Onları da size detaylı olarak anlatacağım. Arkadaşlar şöyle BMW'nin içine bir göz atalım. İç kısımda ne gibi özellikleri varmış, bunlardan size biraz bahsedeyim. Teknolojik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gelin birlikte aracın içine geçelim. Bakalım ne gibi özellikleri var. Arkadaşlar şöyle hemen sol tarafta
aracın aydınlatma paneli bulunuyor. Bu tarafta cam açma kapatma tuşları ve şurada görmüş olduğunuz çok güzel bir kumaş deseni yer alıyor. Zaten araç komple alkantara arkadaşlar. Alkantara koltuklara ve yan kaplamalara sahip. Yan taraftaki zaten şu detayları görüyorsunuz. Koltukların üzerinde de aynı detaylar yer alıyor. Direksiyondan bahsedecek olursak M-Sport direksiyonu yer alıyor arkadaşlar aracın üzerinde. 3 kollu bir M-Sport direksiyonu bu araca konumlandırmışlar. Şurada hemen cruise control tuşları yer alıyor. Burada limitleri ayarlayıp kapattığınız tuşlar ve sağ tarafa geçecek olursak buradan da değiştirdiğiniz zaman aracın medya ile ilgili olan kaynakları vesaire buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Fazla telife girmeden de ses açma kapatma tuşlarını buraya koymuşlar. Telefonunuzu araca tanıttığınız zaman da telefonla konuşmak için de özellikle bu araçta mevcut. Hemen şu sol tarafta da arkadaşlar buradan bilgisayar ekranını yani sürüş kontrol ekranı değiştirebildiğiniz şu orta taraftaki ekranı kumanda ettiğiniz tuş yer alıyor. Spor ve analog gösterge yer alıyor arkadaşlar. 260 bir kadran koymuşlar. 0'dan 100 km'ye de yaklaşık 9 saniye gibi kısa bir sürede çıktığını söylüyor fabrika verileri. Hemen sağ tarafa doğru devam edersek şu sağ tarafta start stop tuşunu görüyorsunuz. Araca çalıştırdığımız start stop tuşu ve üst tarafta da start stopu kapatabildiğimiz tuş yer alıyor. Şöyle konsoldan devam edersem de burada zaten mevcut teyip ekranı ve klima ünitesini kumanda ettiğiniz konsol yer alıyor. Buradan bastığınız zaman da çift taraflı klima sistemi aynı zamanda bu araçta arkadaşlar mevcut. Sağ ve solun konumlarını ayarlayabiliyorsunuz sıcaklık olarak. Koltuk ısıtma yer alıyor. Koltuk ısıtma tuşlarını buraya koymuşlar. Koltuk ısıtmanın konumunu da buradan değiştirebiliyorsunuz bu tuşlar yardımıyla. Koltuklara gelecek olan hava miktarını da buradan ayarladığınız tuşları bu şekilde konumlandırmışlar. Klima ünitesi de bu şekilde arkadaşlar. Burada da TV'yi kumanda ettiğiniz, medya ekranlarını kumanda ettiğiniz kısım yer alıyor. Hemen alta ineceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi vitesin hemen sol tarafında yer alan sürüş modları var. Sürüş modları üzerinden de Spor, Eco, Comfort ve Sport Plus tuşları yer alıyor. Aynı zamanda üst kısımda da şu görmüş olduğunuz tuştan da bir kere bastığınız zaman zaten aracın DTC'sini yani ASR'yi kapatabiliyorsunuz. Eski deyimle konuşursak buraya bastığınız zaman DTC'yi off şekline getirebiliyorsunuz. Uzun süre bastığınız zaman tamamen off oluyor. 10 saniye gibi ya da 5 saniye gibi bir süre beklemeniz yeterli. DTC'yi kapatmak isterseniz ama belli bir açıya kadar size izin veriyor. Daha sonra tekrar devreye giriyor. Vites görüyorsunuz arkadaşlar. Joystick bir vites yapısına sahip. Hemen sağ tarafında konumlandırılmış olduğu yine teyiple ilgili olan joystickler yer alıyor. Bu joystickler yardımıyla da teybin menülerinde gezebilirsiniz. Aynı zamanda aracın bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Şöyle üst taraftaki ekranda size onu göstermek istiyorum. Şöyle joystick yardımıyla arkadaşlar hemen değiştirebildiğiniz kısmı yer alıyor. Buradaki joystickle bunu değişimlerini yapabilirsiniz. Hemen şöyle üst tarafa geleceğim. Üst tarafta arkadaşlar bir sunroof mevcut bu araçta. Şuradaki tuşa bastığınız zaman da direkt sunroof'u açıp kapatabiliyorsunuz. Bu modeldeki sunroof da iki kademeli olarak ayarlanmış. Işıkları vesaireyi de buraya konumlandırmışlar. Gelin birlikte aracı bir teste çıkalım. Arkadaşlar aracın biraz size yol tutuşundan bahsetmek istiyorum. Konforundan bahsetmek istiyorum. Gayet sağlıklı bir yol tutuşu var ve güven hissi yaratıyor. Şu anda kullandığımız konfor modunda araçla ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle konfor modunda kullanıyorum. Biraz sonra spor moduna alacağım aracı. Spor modunda 0'dan 100 km testini gerçekleştireceğiz. Şöyle hemen eko moduna alalım arkadaşlar aracı. Eko moduna aldığımız zaman da arkadaşlar gaz tepkimesi biraz daha düşük oluyor. Yakıt odaklı bir sürüş keyfi sizi yaşatıyor. Gaz tepkimesini biraz düşürterek haliyle yakıta dayalı bir sürüş keyfi yaşatıyor Eco modda BMW 418 aracı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Tekrar Eco moddan çıkartıp Comfort moduna alıyorum. Bir sonraki
tuşa bastığım zaman da hemen BMW kendini konfor modu alıyor. Konfor modunda da en uygun, yani normal kullanım seviyesini size yansıtıyor. Tabii bu modlardayken de çok fazla gaz tepkimesini aşırı öldürtmüyor. Öldürmemesinin sebebi de ani çıkışlarda size vites konumlarında destekli bir şekilde yardımcı oluyor. Sollamalarda, ani tepkilerde bunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şu anda da gaza bastığım zaman zaten direkt bu tepkimeyi bana yaşatıyor. Hemen spor moda geçeceğim. Spor modda da arkadaşlar yine aynı şekilde yine ayarlama yaparak aracın hemen şuradaki güç kullanımlarını, tork kullanımlarını bana gösteriyor. Yolda giderken de bunları görmemiz mümkün ve daha atik, daha seri bir şekilde BMW hareket ediyor 418 aracında. Sport Plus moduna alacağım. Sport Plus modunda ise arkadaşlar araç gerçekten daha farklı, daha atik bir görünüm yakalıyor. Daha sağlıklı bir yol tutuşu bize sağlıyor. Gaza oturduğunuz zaman da gerçekten bu gücü hissediyorsunuz. Şöyle sıfırdan basacak olursam araç gerçekten ciddi anlamda hızlanıyor kısa bir mesafede. Zaten Twin Turbo'nun vermiş olduğu bize gücü ve hissiyatı araç gerçekten yaşatıyor. Şimdi sizinle beraber birazdan sıfırdan 100 km testini gerçekleştireceğiz. Sıfırdan 100 km hıza ne kadar kısa bir sürede çıkıyor, bunu da denemiş olacağız. Fabrika verileri bize 9 saniye gibi bir rakamdan bahsediyor ama bakalım bu rakamlar gerçekten doğru mu? Gelin birlikte bunları görelim. Şöyle yol müsaitlik durumuna bakıyorum. Sıfırdan kalkacağım. Başlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sıfırdan 100 km testimizi de gerçekleştirdik. Oldukça performanslı, güzel kalkışı gerçekten iyi arkadaşlar. Yoldaki duruma göre de performansı gayet başarılı. Turbonun vermiş olduğu, Twin Turbo'nun vermiş olduğu hissi bu araçta hissediyorsunuz.